Her zaman alçak gönüllü bir sevgiyle yaklaşacağım kararını ver. Bir kere bu kararı verirsen bütün dünyayı fethedebilirsin. Biliyor musunuz? İnsan bir kitaba konu olduğunu bilmeden bir ömür boyu yaşıyor. Ne zaman ki kitap okumaya başlıyor, işte o zaman hayatının o kitaplarda anlatıldığının farkına varıyor. Elden bir şey gelmez diye nasıl dersiniz insan olduğuna? Kişinin elinden bir şey gelemeyeceği bir durum düşünemiyorum ben. İnsanlık için elinizden geleni yapın, gerisine karışmayın. Mutluluk ve neşe insanı nasıl güzelleştiriyor? Yürek sevgiyle nasıl da kaynıyor? Sanki kendi yüreğini alıp bir başkasının yüreğine dökmek istiyorsun. Herkesin neşelenmesini, herkesin gülmesini istiyorsun. Mutluluk nasıl da bulaşıcı? Bir amaç ve içinde bu amaca ulaşma isteği olmadan kimse yaşayamaz. Amacını, umudunu kaybedenler de çoğu kez korkunç bir canavar kesilirler. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü kötü anlatmaktansa hiçbir şey söylememek çok daha zarif olur. Doğada da böyle değil midir? Boğucu, sıcak bir günde gök birdenbire kararır. Fırtına kavrulmuş toprağa su, ateş püskürtür. Zümrüt rengi dallar, inci taneleri gibi yağmur damlalarıyla dolar. Otlar, çimenler birbirine karışır. Çiçeklerin narin başları yere eğilir. Тут нужно говорить глаз на глаз, чтоб душа считывалась на лице, чтоб сердце сказывалось в звуках слова. Фёдор Михайлович Достоевский из письма Аполлону Николаевичу Майкову. Bazı insanlar ve bazı düşünceler ölmez. Dünya edebiyatının en önemli yazarlarından Dostoyevski'nin 200. doğum yıl dönümünü Küçükçekmece Belediyesi kütüphaneleri olarak saygıyla anıyoruz. İyi ki doğdun Dostoyevski.